Şimdi bütün verileri hatasız alabiliyoruz değil mi? Evet Deniz Bey. Test ettik, herhangi bir sorun yok. Tamam, süper. Bakanlık sunumunu hazırlayabiliriz o zaman. Hatayı bulan yazılımcıyla da tanışacak mıyız? Yazdığı programı inceledim, çok iyiydi. Evet, çok yakında aramızda olacak kendisi. Haydi. Defne mevzusu bitmiştir. O pozisyon için diğer başvuru da değerlendirin. Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu. Biraz cilve aşkın, biberi tuzu. Sanki biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Arpa buğday yan yana orak istemez. Yağız at şahlandı mı durak dinlemez. Sanki biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Yeter çektim, insaf et gayri. Senin bana gönlün incir, ellerim kelepçe, yüreğim zincir. Sen de biraz naz ediyorsun ama yine de bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Kimse sevemez benim gibi seni. 40 yılda bir gelir barış gibisin. Sen de biraz naz ediyorsun ama yine de bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Yeter çektim, insaf et gayri. Sadece bir gündür yoktum. Ne oldunuz siz böyle ya? Ayuf! Çalıştır kafayı Deniz. Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Ya tamam da niye zorluyorsun ki? Anlamadım. Nesini anlamadın Deniz? Pırlanta gibi bir mühendisi kaybettik. Kız resmen projeyi kurtardı. Verilerdeki hatayı bulamasaydı mahvolmuştuk. Tamam da ne yapalım? Zorla mı çalıştıracağız kızı yani? Zorla morla. O kız burada çalışacak. Şirket için vazgeçilmez bir yetenek. Ayrıca ben çok sevdim Defne'yi. Ben de çok sevdim ama yalanı duydun. Defne mevzusu bitti diyor. Halt etmiş hocanım. Yalının her dediği olsaydı. Oo. Efendim, iş görüşmesi için Damla Hanım geldiler. İçeri al. Tamam.
Merhaba Deniz Bey. Ben Damla Başar. Ya anlamıyorum ki, adam özür dilemeye gelmiş. Siz azarlayıp dövüp göndermişsiniz. Hak etti lan. Vallahi bilmiyorum. Bence özür sırası sizde. Hadi oradan da. Hah, tuttu yine baroçuların öptüğüm damarları. Tuttu vallahi. Sen şimdi kesin kararlı mısın Aras Teknoloji'ye dönmemeye? Bak iyi düşün, kapıya kadar geldi adam. Geldi, gününü gördü. Bir daha Defne şirketin önünden bile geçmeyecek de. Ne geçeceğim be? Kesteler semtine uğramam ben bundan sonra. Oğlunu görürüm falan, Allah korusun. Hiç içmemiz, asla içmemiz. Bitti o iş. Sonsuza dek kapandı o mevzu. Oraya geri döneceğim ve kendimi çatan aşağı atarım daha iyi. Semtine uğramam demiş miydim? Dedin Defne, dedin. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliğini ikincilikle bitirmişsiniz. Evet, öyle oldu. Aslında birincilikle bitirecektim ama haksızlığa uğradım. Öyle mi? Neymiş o haksızlık? Birinci olan kızın hocalarla arası çok iyiydim. Hepsini kandırdı ve birinciliği kaptı. Vah vah. Geçen seneki birinci Defne Barutçu değil miydi? Evet. Yoksa tanıyor musunuz? O da mı bu pozisyona başvurdu? Defne benim rakibim mi? Yani eğer öyleyse hiç tavsiye etmem çünkü. Hayır hayır. Rakibiniz o değil. Şimdi diğer konulara geçebilir miyiz? Hı hı. Çocuklar bir dakikanız var mı? Pardon, ben yalnızsın zannetmiştim. Siz yalın Aras'sınız değil mi? Çok memnun oldum. Sizinle aynı çatı altında çalışmak benim için çok büyük bir mutluluk olacak. İnşallah, ben de memnun oldum. Damla Hanım, biz görüşmelerimizi yapıp projelerinizi inceledikten sonra son mülakat için Yalın Bey'le görüşeceksiniz zaten. Sizi arayacağız. Aramanızı heyecanla bekliyor olacağım. Hoşça kalın. Ben var ya, yolarım bunu. Kızı inceleyince arayacağız dedin, gönderdin. Ama biliyorsun ki ben bütün projelerini inceledim. Yani şirkete gelen Defne'den sonra en iyi CV bunun ki. İkincilik işte. Boşuna Defne'nin arkasından atıp tutmuyor. Ya şu Defne konusunu artık kessek. İyi işte, kız ikinciyi sağlın gitsin. İyi ama daha incelemediğimiz bir sürü CV var. Bence bekleyelim. Hı? İyi, ne haliniz varsa görün. Şu modelin kontrolünü yapalım mı beraber? Ha? Hadi. Defne rakibim değilmiş zaten. Defne'yi ekarte ettiğimize göre iş kesin benim. Ay anne, Defne bunu duysa var ya, çıldırır. Çıldırır. Bir de Yalın Aras'ı görsen. Deniz Aras da çok iyi ama Yalın bir başka. Sen ne zaman geliyorsun İstanbul'a? Pazar. Ben Melis'in de yerimizi ayırtıyorum o zaman. Tamam aşkım, öptüm seni. Geçti mi bakayım? Geçmedi de geçse ne olacak ki? Ay bilmem. Belki işe dönmeyi bir kez daha düşünürsün demiştim. Ya Yeşim yapma bak. Ay ama tatlım bak, senin pozisyonunda hala birini almadık. Pazartesiye kadar da alacağız. Bir kere daha düşün Sena. Abimi değil beni düşün. Ay Yeşim, ya Yeşim. Neden anlamak istemiyorsun? Ben o yabaniyle aynı yerde doğuramam. Tamam tamam, bir sakin ol ama ya. Tamam o zaman bak şöyle yapalım. Şimdi biz sen işe dön ya da dönme, ay arkadaş olmadık mı kuzum? Ya olduk tabii kuzum ya, iş başka biz başka. Heh, o zaman en iyisi biz seninle bir yemeğe gidelim ha. Ne dersin? Hem böyle yüz yüze ikimiz ha?
İyi, tamam, yiyelim. Ama bak son kez söylüyorum, ikna edemezsin. Sadece arkadaşça yemek yiyoruz. Anlaştık mı? Hay tamam, anlaştık. Sorun yok bebek. Öpüyorum seni o halde. Pazar akşamı da 7'de Madison restoranda ha? Tamam, ne inatsın kızım. Hadi pazar görüşürüz, bay bay. Bay. Görüşeceğiz kuzum. Ay hele sen bir Damla'yla karşılaş da biz daha çok görüşeceğiz seninle. Ay Defne tamam bak konuyu açmayayım diyorum ama sen de ne çabuk pes ediyorsun kuzum ya. Hiç savaşmıyorsun. Neyle savaşayım Yeşim? Hı? Neyle savaşayım? Abin beni deli ediyor nokta. Ay zaten evde bir tane var, bir de gerçekten şirkette uğraşamam. Eğer çok zorlarsan ben de abimi senin başına salarım, haberin olsun. Ay aman tamam ya. Ne inatsın yemin ederim. Aslında abimle çok benziyorsunuz siz. Allah aşkına beni o oduna benzetme. Yani tamam abin falan ama kendisi gerçekten tam bir odun. Ay özür dilemeyi bile beceremiyor sinir herif. Aa, bak abimle Deniz'in senin yerine işe almayı düşündükleri kız. Damla Hanım. Merhaba. Gelsenize. Yeşim Hanım. Defne. Damla. Siz ikiniz arkadaş mısınız? Evet. Hı hı. Biz arada buluşuruz böyle. Öyle mi? Tanışmanıza rağmen şirketinizi almadığınıza göre öngörünüz çok iyi olsa gerek Yeşim Hanım. Aras Teknoloji'ye zarar verecek herhangi birini arkadaşınız olsa bile şirketi almamayı başarıyorsunuz. Sizi tebrik ederim. Aslında aldılar. Ama ben istemedim. İstifa ettiğim için seni çağırdılar. Aa! Ay Damla bak fark ettim de şimdi. E sen hep ikincisin. Ay hep ikinci, hep ikinci. Ne olacak senin bu halin acaba? Çok acıtıyor mu? Acıtmak mı? Defneciğim sen ne kadar tatlısın ya. Ama ne derler bilirsin değil mi? Birinciyi indirmenin zevki her zaman ikincinindir. Yani diyorum ki keşke sen de bizim şirkette çalışsaydın da senin balonunu söndürüp havanı indirebilseydim. Ama herhalde zor geldi ki istifa ettin. Değil mi? Aslında büyük patron hala benim peşimde. Yeşim de şimdi dönmem için ısrar ediyordu. Ay kim bilir belki de yalınla Yeşim'i kıramam geri dönerim ha? Ay ne yapsam geri mi dönsem acaba? Gerçi ben geri dönersem seni almayacaklar değil mi? Ay ne yapsam hiç bilemedim. Hı? Geri mi dönsem? Ay döner misin gerçekten? Yeşim Hanım Defne'yi denemişsiniz olmamış zaten. Hem benim neler yapabileceğimi göstermek için sizden bir şans istiyorum. Bu işi gerçekten istiyorum. Ama Defne ne istediğini bile bilmiyor. Oysa ben öyle değilim. Ay Damla Hanım burada yemek yiyoruz ama biz şimdi. Tabii. Bunu sonra konuşsak mı? Damla ne oldu? Defne değil miydi o? Defne'ydi. Yine her şeyi mahvetti anne. Allah kahretsin ya bu kızı. Allah kahretsin. Defne. Hı. Ay yani gerçekten kabul edecek misin işi? Ay tabii ki hayır. O salağın öyle gevrek gevrek gezmesi sinirimi bozdu. Azıcık bozayım dedim. Ay yani bozsan ne olur şekerim. Kız işi aldı mı almadı mı? Hayır o bir şey değil. Yakında abimi de alacak. Ne? Ne kim? Hangi abi? Neyi alıyor? Hangi abisi ya? Ya bu Damla abime yazıyor biliyor musun? İş görüşmesinde nasıl asıldı? Ay nasıl asıldı? Ben ikisini bir arada düşünüyorum da. Ya ay bir gözünün önüne getirsene. Thank you.
adama yolarım. O fermuarı çekemez, çektirtmem. Fermuar derken? Fermuar derken? Fermuar yok. Neyin fermuar? Unut fermuarı. Ben yarın o işe geliyorum ve çalışıyorum. Senin o odun abin beni kovsa da hayatta gitmem. Buraya da yazdım. Aşk in ardına aşk. Giren sen de boş. Sürün sen de Oğlum İdris. Efendim Selim amca. Dur lan elin ayağın oynamasın. Havşak. Oğlum sen niye evdeki tuvalete çişini yapmıyorsun ya? Hadi git annem merak etmesin. Sen de Defne ağlam gibi pencereni kilitleyecek misin amca? Yok evladım bak kilitlemeyeceğim de ben anlamıyorum. Bu çiş niye eve yapılmıyor ya? Aa Defne ağla. Hani nerede? Haydi. Bir, nereye? İki, eteğin nerede? Yani... Şimdi abi şöyle, yani işin aslını söylemek gerekirse... Şimdi bende yalan yok. Ben Aras Teknoloji'ye geri dönüyorum ben. Ne? Kime dönüyorsun? Ula dinime imanıma bu kız beni katil edecek de. Oğlum yürü git anana, hadi. Hadi, hadi halan gidiyor, yürü. Gideceksin demedim mi? Eşek konuşuyor değil mi? Eşek konuşuyor. Nasıl gidersin sen o adamın evine? Nasıl gidersin? Gideceksin de. Çekil, çekil. Çekil önümden. Ah Pınar, ah. Sus lan. Bu işi istiyorum nokta. Tamamdır Defne. Sen istiyorsan bizim canımıza minnet. Damla Başar denilen yaratık bu şirkete girmeyecek. İki nokta. Sen varken o niye girsin ki? Yalnız yalın denen odunla muhatap olmam. Raporlarımı falan sana veririm. Üç nokta. Zaten teknoloji departmanından ben sorumluyum. Yalın genel müdür. Yani direkt benimle çalışacaksın sen. İyi. Süper. Harika o zaman. Tamam. Bugün işe başlıyor musun o zaman? Aslında yarın başlasam, bunca yıldır yanlış tanımadıysam... abim burayı dağıtmak üzere peşime düşmüştür. İşe aldığıma göre gidip onu yumuşatmam lazım müsaadenle ünlem. Müsaade senin. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Defne! Çantan. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın, çok sağ
kalır bugün. Yeni doğan güneş gibi gökyüzünden. Dilim varmaz, kalır durmaz. Sonu görmek kolay mı gün geçmeden? Aa, duvarlardan, koşmalardan. Sıkıldım, bunaldım tafralardan. Aşk lazım, aşk lazım sevmeye. Yürek lazım, günlerce gülmek lazım. Elinden tutmak lazım, söz lazım, söz lazım. Yepyeni bir tat lazım, denizler boyunca uzanan kumlarda yatmak lazım. Kazanmak kolay mı sevişirken? Dilim varmaz, kalır durmaz. Sonu görmek kolay mı? Çınar! Defne? Çınar tatlım. Defne, hayatımın anlamı. Hayatımdaki tek erkek. Yeter. Kes şirinlik yapmayı. Söyle bakayım bana, senin bu sapı kız düşmanı herifin şirketinde ne işin var? Ya abi bak... Defne sus. Çabuk bana bir açıklama getir. Defne. Abim sen ne yapıyor? Uzunlara yakmış kamyon gibi ne flaşör çakıyorsun kızım sen? Ya abi, hem sus diyorsun hem açıklama getir diyorsun. Ben de susarak açıklama getirmeye çalışıyorum. Sana da iyilik yaramıyor sus, ya. Bir sus da, bir sus. Kafa bu bendeki de. Hadi sakin bir yere geçelim, alacağım hesabını. Yerde duruyordu. Böyle sarışın, beyaz bir ceket giymişti. İçinde sanırım... Ha birazcık... tamam. Aşık adam. Aşık adam mı? Kime aşıkmış? Defne Hanım'a. Böyle aralarındaki titreşimi görmeniz lazımdı. Sanki elinizle yakalayabilirdiniz. Değil mi Şengül? Ah, onun gibi bir adamın aşkını hak ettiğinizi düşünsenize. Defne Hanım çok şanslı, çok. Ay evet, onu kolundan tutup bir götürüşü vardı. Defne işe başladı. Kardeşlerin güzeli, ne yapıyorsun? Hı? Bu ne surat? Hiç. Eşim, iyi misin? İyiyim ben, iyiyim, iyiyim. İyiyim, gerçekten. Biliyor musun? Defne işe başlamış. Deniz söyledi. Hadi ya. Ne olmuş da indirmiş o kalabrununu? Bilmem. nerede şimdi?
erkek arkadaşı geldi. Ve birlikte gittiler büyük ihtimalle. Defne işe başlamış. Evet. Bana sordunuz mu? Abi nesini soracağız? Kız zaten almıştık işe. Ben Damla başarı istiyorum. Saçmalama oğlum. Damla mı Defne mi? Abi bu tartışılmaz bile ya. Ne taktın lan sen de Defne'ye? Ne takacağım lan manyak? Kız iyiydi kaçırmayayım dedim işte. Senin derdin ne birader? İyi. Sen onunla çalış. Bana hemen Damla başarı çağırın. Bir saat içinde de işe başlasın. Sözleşmesini de yapın. Ben çıkıp hava alayım. Ne oldu ya? Niye Damla'yı da işe aldı bu şimdi? Kıskandı çünkü. Neyse ben abimi yakalayayım da konuşmaya çalışayım bir. İnadına... Defne. Efendim. Bak. Seni dinlemeden, anlamadan bağırdım dedim, çağırdım dedim. Tamam. Ama bu ne? Yalın'la aramızda hiçbir şey yok abi. Yalın'la aranda ne olabilir ki? Olamaz. Ne olabilir ki? Hem bu herif seni delirtmedi mi? Ne işi bu şimdi? Ya abicim, şimdi biz dün Yeşim'le... Yani Yalın'ın kız kardeşi oluyor kendileri. Yemek yerken sen o Damla Süzüğü... Çık gel hani üniversiteden hatırlıyorsun değil mi? Hatırladım. Heh. Onu alacaklarmış işe benim yerime. Ben buna nasıl izin vereyim? Bir odun yüzünden ben geleceğimi niye harcıyorum sorarım sana. Defne. Hı. Sen geleceğini harcamayacaksın diye ben o herifi... Abicim. Abicim. Ama bak ben zaten Deniz'le çalışacağım. Ben Yalın'la çalışmayacağım ki. Ama sen yine aynı şeyi yapıyorsun. Sen beni yine kırıyorsun abi. Abi, gel şuraya oturalım, konuşalım biraz ha. Tamam, sen gir, iki dakika alıp geliyorum. Tamam. Deli kız. Ben sana kıyamıyorum kızım, biliyorsun işte. Hadi. Gidelim mi? Sen dedin buraya gelelim diye. Karar ver Yeşim. Zaten sinirim burnunda, dalacak adam arıyorum. Ay ben de ondan diyorum ya zaten. Gidelim. Gel gel. Biz gidelim biz. Bu muymuş erkek arkadaş? Abim benim. Yürüm ben. Yürüm. Yürüm. Hepsini çözeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Şimdi ben bir tuvalete gidiyorum. Geleceğim geri. Abim burada. Tamam mı? Yeşim! Yakalandık sanırım. Selam. Merhaba Defne. Yeni işin hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim canım. Gerçi her ne kadar bir odunla çalışmayacağım desem de. Sen bana laf mı sokuyorsun? Ay bilmem, hissettin mi? Otursanıza. İyi, olur. Oturalım. Yeşim, otursana abicim. Böyle oturduk ama birini beklemiyordun değil mi? Bekliyordum desem kalkacaksın mı? Yok, tanışmış oluruz işte. Emin misin? Ne ya, çekindiğin bir şey mi var? Hayır canım, ne münasebet. Ben seni düşünüyordum, seni ve beden sağlığı.
Haydi. Hıt! Ne oluyor ulan burada? Yandı kızım sevgilim. Abi ya yine mi? Abi mi? Ay ben de bu öküzü... Abiyle tanışmak istiyordum doğrusu. Evet. Neden şaşırdın ki? Az önce yanındaki. Az önce derken sabahtan beri abim var yanında. Çek lan gözlerini kardeşim üzerinden. Kardeşin mi? Yok, beslememiz. Oğlum, bak zaten sana... Titiklenme oğlum abi. Vallahi bak Allah yarattı demeyeceğim, dalacağım sana. Dal ulan, dal. Gel. Gel, gel. Gel, gel. Ulan şimdi sen... Yeter. Ya siz ikiniz de harbiden odunsunuz var ya. Evet, plaza kalasıyla laz öküzü. Hemen birbirinize girin zaten. Yapmadıkları şey mi canım? Bunlar konuşmayı bilmiyor ki. Neden işler? İnsanlar konuşa konuşa. Küzler de tokuşa tokuşa. Ay Defneciğim, gel biz gidelim ya. Bizim çünkü öküzlerle işimiz yok. Pardon. Ne oldu lan şimdi? Biliyorsam eşekler. Defne, Yeşim. Seslenme lan kardeşim. Sen seslenme kardeşim. Ben seslenmedim, sensin seslenen. Canım ben benim öküzü götürüp bir ahırına kapatayım, yarın başlarım işe, tamam mı? Müsaade edersen kardeşine adam akıllı bir özür dilemek istiyorum. Defne. Defne. Yarın şirkete geldiğinde aramızda hiçbir sorun kalmasın istiyorum. Yani, tanıştığımız gün yaptığım oyun gerçekten dangalakçaydı. Lütfen özrümü kabul et ve her şey yeniden başlar. Hı? Olur mu? Anlaştık herhalde. Tamam. Anlaştık. Gerçekten iyi miyiz? Evet, gayet iyiyiz. Yalnız yine sıkışınca abi diye çağırmak yok. Tamam yok, kendim döverim. Yalın Bey, az önce sözleşmemi imzaladım. Deniz Bey özellikle benimle çalışmak istediğinizi söyledi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sandan